birinci bölüm 15. ayeti daha önce de okumuştuk. Tekrar okuyacağım. Şöyle yazıyor. Adı yaşam kitabına yazılmamış olanlar ateş gölüne atıldı diyor. Bu son kıyamet gününde, yargıda. Peki, burada diyor yaşam kitabına adı yazılmamış olanlar atıldı. Peki, adımızın yaşam kitabına yazılmış olup olmadığını nasıl bilebiliriz? Veya yazılmış olduğundan nasıl emin olabiliriz? Bu noktaya gelmeden önce, yani bu yaşamda var mı öyle bir yöntemi? Peki şeye baktığımızda, Kutsal Kitab'ın Luka bölümünde, 10. bölümüne geldiğimizde şöyle bir ayet okuyoruz. Burada İsa konuşuyor. Görevlendirmiş olduğu 70 öğrencisiyle öğrencisine hitap ederek. Bununla birlikte ruhların size boyun eğmesine sevinmeyin, adlarınızın gökte yazılmış olmasına sevinin diyor Rab. Burada tekrar burada yaşam kitabına, yani gökleri, adlarının gökte yazılmış olması demek, bu kıyamet gününde gördüğümüz yaşam kitabında yazılmış olması anlamına geliyor. Burada görüyoruz ki İsa görevlendirmiş olduğu, yani kendi izleyicilerine yaptıkları işlerden dolayı değil de adlarının yaşam kitabına yazılmış olması üzerinde durmalarını ve buna sevinmelerini söylüyor. Çünkü önemli olan da bu sonsuzlukla ilgili. Peki bu diyoruz dediğimiz gibi İsa'yı izleyenler adlarının yaşam kitabında olduğuna güvence sahibi olabilirler. Fakat siz kişisel olarak bu güvenceyi de Tanrı sizin yüreğinize de veriyor. Bunu da 1. Yuhanna bölümünün 5. kısmında okuyoruz. Şöyle yazıyor. 10. ayetten başlayarak. Tanrı'nın oğluna inanan yüreğinde Tanrı'nın tanıklığına sahiptir. Tanrı'ya inanmayansa onu yalancı durumuna düşürmüş olur. Çünkü Tanrı'nın oğluyla ilgili tanıklığına inanmamıştır. Tanıklık da şudur. Tanrı, önemli olan bu işte. Tanrı bize sonsuz yaşam verdi. Bu yaşam onun oğlundadır. Kendisinde Tanrı oğlu bulunan da yaşam vardır. Kendisinde Tanrı oğlu bulunmayan da yaşam yoktur. Yani iman ettiğinizde Tanrı yüreğinize sonsuz yaşam olduğuna size bir tanıklık veriyor. Yani bu demektir ki adınızın yaşam kitabında yazılmış olmasıdır.